Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 6. sınıfın 5. ünitesi olan At the Fair, yani Luna Park'ta adlı üniteyi hep birlikte işleyeceğiz. Eğer siz bu üniteyle ilgili alıştırmalar, testler, denemeler çözmek istiyorsanız, öğrendiğiniz kelimeleri oyunlarla kalıcı hale getirmek istiyorsanız, Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirebilirsiniz. Ayrıca Jasmine Akademi uygulamasında bulunan PDF'lerle tüm kelimeleri daha sonradan kolaylıkla not alabilirsiniz. Hazırsanız dersimize Luna Park'ın içindeki eşyaların isimlerini öğrenmekle başlayalım. Fair, Amusement Park, Luna Park, Panayır. Carnival, Karnaval, Festival. Roller Coaster, Hız Treni. Ferris Wheel, Big Wheel, Dönme Dolap. Bumper Cars, Çarpışan Arabalar. Ghost Train, Korku Treni. Carousel, Atlı Karınca. Chairplane, Wave Swinger, Dönen Salıncak. Magic Mirror, Hall of Mirrors, Aynalı Salon. Vocabulary, kelimeler demektir. Luna Park'taki eşyaların isimlerini öğrendiniz. Şimdi bu ünitede bulunan ve üniteyi daha iyi anlamanıza yardımcı olacak diğer kelimelere göz atalım. Circus, sirk. Clown, palyaço. Ticket, bilet. Token, jeton. Ride, biniş. Toy, oyuncak. Hold tight, sıkı tutmak. Swing, sallanmak. Buy, satın almak. Sell, satmak. Allow, izin vermek. Get on, binmek. Have a rest, dinlenmek. Want to, istemek. Try, denemek. Monster, canavar. Skeleton. Ghost, hayalet. Danger, tehlike. Insert token, jeton eklemek. Child, kid, çocuk. Offer, teklifte bulunmak. Visit, ziyaret etmek. Laugh, kahkaha atmak. Feel, hissetmek. Food, yiyecek. Beverage, içecek. Feelings, duygular demektir. İnsanların sahip olduğu duyguların İngilizcelerini öğreneceğiz. Boring, dull, sıkıcı. Bored, canı sıkılmış. Terrifying, dehşet verici. Terrified, dehşete kapılmış. Scary, frightening, korkunç. Scared, frightened, korkmuş. Fearless, korkusuz. Fearful, korkak. Upset, sad, unhappy, üzgün. Tired, yorgun. Sleepy, uykulu. Happy, mutlu. Fabulous, mükemmel. Anxious, nervous, worried, endişeli. Excite, thrilling, heyecan verici. Excite, thrilled, heyecanlı. Amazing, şaşırtıcı. Amazed, surprised, şaşırmış. Angry, kızgın. Moody, karamsar. Fantastic, inanılmaz.
Horrible. Korkunç. Interesting. İlginç. Relaxed. Rahat. Crazy. Çılgın. Enjoyable. Eğlenceli. Funny. Komik. Signs. İşaretler demektir. İşaretlerin ne anlama geldiğini öğreneceğiz. Don't take photos. Fotoğraf çekmek yasak. Fasten your seat belt. Emniyet kemerini bağla. Don't eat or drink. Yemek içmek yasak. Pets not allowed. Evcil hayvana izin verilmez. For general audience. Genel izleyici kitlesi. No mobile phone. Telefona izin verilmez. For 13 and over. 13 yaş ve üzeri için. Karşımızdaki insanların duygularını öğrenmek istiyorsak, onlara nasıl hissediyorsun diye soracaksak eğer, how do, does feel sorusunu sorarız. Gördüğünüz o noktalı yerlere öznelerden bir tanesi gelecektir. Bu, nasılsın, nasıl hissediyorsun diye sormanın en basit halidir. Eğer biz bu soruyu, I, ben anlamına gelen ya da we, biz anlamına gelen, you, sen, siz anlamına gelen ya da they, onlar anlamına gelen öznelerle kullanacaksak have do feel diye kullanırız. Yani have kalıbından sonra do kelimesini göreceksiniz. O gördüğünüz noktalı yere de yukarıdaki öznelerden birini yazacağız. Eğer bu soruyu erkekler için o anlamına gelen he, kızlar için o anlamına gelen she, cansız varlık ve hayvanlar için kullanılan o anlamına gelen it öznesiyle kullanacaksanız bu sefer how does feel diye sorarız. Have kalıbından sonra does kelimesi gelir ve noktalı yere de yukarıdaki öznelerden bir tanesi yazılır. Örnekleri inceleyelim ve böylece siz daha iyi öğrenin. How do you feel? Nasıl hissediyorsun? I feel angry. Ben sinirli hissediyorum. Feel kelimesi hissetmek anlamına gelir. I, ben öznesini kullandıktan sonra feel, hissetmek kelimesini kullanırız. Daha sonra hangi duyguya sahipsek onu da cümlenin en sonunda belirtiriz. Buna kısaca I am angry diye de cevap verebiliriz. Bu sefer feel kelimesi yerine am kalıbını kullanırız. I am angry, ben kızgınım. How does she feel? O kız nasıl hissediyor? She feels scared. O korkmuş hissediyor. Kızlar için kullanılan she öznesini yazdıktan sonra feel, hissetmek kelimesini kullanırız ve ardından nasıl hissediyorsa, hangi duyguya sahipse onu da cümlenin en sonunda belirtiriz. Bunu kısacası she is scared olarak da kullanabiliriz. O korkmuş. How does he feel? O erkek nasıl hissediyor? He feels happy. O mutlu hissediyor. He öznesini kullandıktan sonra feels, hissetmek kelimesini kullanırız ve ardından nasıl hissediyorsa, hangi duyguya sahipse onu da cümlenin en sonunda belirtiriz. Ya da bu soruya cevap olarak he is happy de diyebiliriz. O mutlu. How do they feel? Onlar nasıl hissediyorlar? They feel relaxed. Onlar rahatlamış hissediyorlar. They are relaxed. Onlar rahatlamış hissediyorlar. How does he feel? O nasıl hissediyor? He feels bored. O sıkılmış. Ya da he is bored. O sıkılmış diye cevap verebiliriz. How does she feel? O nasıl hissediyor? She feels excited. O heyecanlı hissediyor. Ya da she is excited. O heyecanlı. How do they feel? Onlar nasıl hissediyorlar? They feel sleepy. Onlar uykulu hissediyor. Ya da they are sleepy. Onlar uykulu. Like, sevmek anlamına gelir. Sevdiğimiz şeylerden ya da çevremizdeki insanların sevdiği şeylerden bahsedeceksek şu kalıpları bilmemiz gerekiyor. Eğer cümlemizin en başında I, ben, we, biz, you, sen, siz,
they, onlar anlamına gelen öznelerden bir tanesini kullanacaksak, sevmek anlamında kelimelerin bu üç tanesinden birini seçerek kullanabiliriz. Like, sevmek demektir. Love, aşırı derecede çok sevmek anlamına gelir. Enjoy, sevmek, beğenmek anlamına gelir. O özneleri yazdıktan sonra bu üç kelimeden bir tanesini kullanarak ya sizin ya da karşınızdaki insanın sevdiği şeyleri anlatabilirsiniz. Örnekler içerisinde inceleyelim. I like roller coaster. Ben hız trenini seviyorum. I ben anlamına gelir. I kelimesini kullandıktan sonra sevmek anlamına gelen like kelimesini kullanırız. Ardından neyi seviyorsak onu da cümlenin en sonunda belirtiriz. They love Ferris wheel. Onlar dönme dolabı seviyorlar. They onlar anlamına gelir. Özneyi yazdıktan sonra love sevmek anlamına gelen kelimeyi kullanırız. Daha sonra neyi seviyorsa onu da cümlenin en sonunda belirtiriz. We enjoy trampoline. Biz dönen salıncaktan hoşlanırız, onu beğeniriz. We, biz öznesini yazdıktan sonra sevmek, hoşlanmak anlamına gelen enjoy kelimesini yazarız. Daha sonra neyi seviyorsak onu da cümlenin en sonunda belirtiriz. You enjoy fair. Sen Luna Park'ı seversin. You, sen anlamına gelen bir öznedir. Enjoy, sevmek, beğenmek demektir. Onu yazdıktan sonra neyi beğeniyorsa onu da cümlenin en sonunda kullanırız. Eğer cümlemizin en başında he erkekler için kullanılan o anlamına gelen özneyle başlayacaksak ya da she kızlar için kullanılan o anlamına gelen özneyle başlayacaksak, eğer cansız varlıklar ve hayvanlarda kullanılan o anlamına gelen it öznesiyle başlayacaksak, bu sefer dikkat etmeniz gereken şey şu. Bu sevmek anlamına gelen kalıpların hepsinin sonunda s takısını yani s harfini kullanmalıyız. Örneğin like likes olacaktır. Love, loves olacaktır. Enjoy, enjoys olarak kullanılacaktır. Şimdi örnekler içerisinde inceleyelim. She likes clown. O, palyaçoları sever. She, kızlar için kullanılan o anlamına gelen bir öznedir. Eğer bunu kullanacaksak sevmek anlamına gelen kelimeyi kullanırken sonuna s takısını yazarız. She likes clown. O, palyaçoları sever. He loves circus. O, sirki sever. He, erkekler anlamına gelen bir öznedir. Eğer he ile birlikte sevmek anlamına gelen love kelimesini kullanacaksak sonuna s harfini yani s takısını yazarız. He loves circus. It enjoys ball. O, topu sever. It, cansız ve hayvanlar için kullanılır. Ondan sonra sevmek anlamına gelen enjoy kelimesini kullanacaksak eğer sonuna s takısını yazmalıyız. It enjoys ball. Dislike, sevmemek demektir. Eğer kendi sevmediğimiz ya da çevremizdeki insanların sevmediği bir şeyden bahsedeceksek, sevmemekle ilgili kullanmamız gereken kalıplar bunlardır. Eğer cümlemizin en başında I, we, you ve they öznesinden bir tanesini kullanacaksak, sevmemek anlamına gelen don't like, dislike ve hate kelimelerinden bir tanesini kullanabiliriz. Don't like sevmemek demektir. Dislike yine sevmemek demektir. Hate nefret etmek, sevmemek anlamına gelir. Şimdi bunları cümle içerisinde inceleyelim. I don't like ghost train. Ben korku trenini sevmiyorum. I ben anlamına gelir. Eğer kendi sevmediğiniz bir şeyi ifade edecekseniz I öznesinden sonra don't like kalıbını kullanabilirsiniz. Cümlenin en sonunda da neyi sevmiyorsanız onu belirtirsiniz. They hate carnival. Onlar karnavaldan nefret ediyor. They, onlar anlamına gelen özneden sonra hate, nefret etmek kelimesini kullanabilirsiniz. Daha sonra neyi sevmiyorsa, nefret ediyorsa onu da cümlenin en sonunda belirtirsiniz. We dislike cotton candy. Biz pamuk şekeri sevmeyiz. We biz anlamına gelir. Dislike kelimesini sevmediğiniz şeyler için kullanabilirsiniz. Daha sonra neyi sevmiyorsanız cümlenin en sonunda onu belirtirsiniz. Eğer cümleye he, she ve it öznelerinin bir tanesiyle başlayacaksınız, yine sevmemek ifadelerine dikkat etmeniz gerekiyor. Bu sefer doesn't like sevmemek anlamına gelecektir. Dislike kelimesinin sonuna s takısı yazmayı unutmayacağız. Yine aynı şekilde hate, nefret etmek kelimesinin sonunda da s takısı olmalıdır. He, she, it öznelerinin böyle bir özelliği vardır. Cümle içerisinde görelim ve böylece daha iyi anlayın. He doesn't like monster. O canavarları sevmez. He, erkekler için kullanılan bir öznedir. Sevmemek anlamına gelen doesn't like kelimesini kullanabilirsiniz. Daha sonra neyi sevmiyorsa cümlenin en sonunda onu belirtirsiniz. She hates carousel.
O atlı karıncadan nefret eder. Şi kızlar için kullanılır ve hate nefret etmek sevmemek anlamına gelir. Sevmediğiniz şeyler için hate kelimesini de kullanabilirsiniz. Kız erkek ve cansız varlıklarda yani he-she-it öznelerinde kullanınca sonuna s takısını unutmuyoruz. It dislikes bumper cars. O çarpışan arabaları sevmez. It öznesinden sonra dislike sevmemek anlamına gelmiştir. Personal opinion. Kişisel düşünce demektir. Bir konu hakkında kendi fikrinizi söylerken eğer şunlara dikkat etmelisiniz. Eğer karşımızdaki insanın bir konu hakkındaki fikrini soracaksak şu soruyu kullanırız. What do you think about? Sen şunun hakkında ne düşünüyorsun? What do you think about? Sen şunun hakkında ne düşünüyorsun? Bu soru karşımızdaki insanın herhangi bir şey hakkında fikrini sorar. Eğer size böyle bir soru soruluyorsa ve kendi fikrinizi söyleyecekseniz şu şekilde söyleyebilirsiniz. Cümleye I think diye başlayabilirsiniz. I think bence, bana göre demektir. Örnek cümlelerde görelim. What do you think about ghost? Hayaletler hakkında ne düşünüyorsun? Eğer birisi size böyle bir soru sorarsa cümleye I think, bence, bana göre diye başlayıp kendi fikrinizi söyleyebilirsiniz. I think ghosts are terrifying. Bence hayaletler dehşet vericidir. Başka bir örnek inceleyelim. What do you think about roller coaster? Sen hız treni hakkında ne düşünüyorsun? Eğer birisi size böyle bir şey sorarsa kendi düşüncenizi söylemek için I think kalıbını kullanabilirsiniz. I think roller coaster is boring. Bence hız trenleri sıkıcıdır. Karşımızdaki insanın düşüncesine katılmıyorsanız, yani onun tam tersi bir düşünceye sahipseniz bu sefer I don't think so diyebilirsiniz. Ben öyle düşünmüyorum. Örneğe bakalım. Carousel is amazing. What do you think about carousel? Atlı karıncalar harikadır. Atlı karınca hakkında sen ne düşünüyorsun? Eğer karşıdaki insana katılmıyorsanız, yani atlı karıncanın heyecan verici, harika olduğunu düşünmüyorsanız eğer I don't think so. Ben öyle düşünmüyorum. Carousel is dull. Atlı karıncalar sıkıcıdır deyip kendi düşüncenizi belirtebilirsiniz. Ferris wheel is frightening. What do you think about Ferris wheel? Dönme dolap dehşet vericidir, korkutucudur. Sen dönme dolap hakkında ne düşünüyorsun? Eğer karşıdaki kişiye katılmıyorsanız, yani siz dönme dolabın güzel bir şey olduğunu düşünüyorsanız, I don't think so. Ben öyle düşünmüyorum. Ferris wheel is exciting. Ben öyle düşünmüyorum. Sana katılmıyorum. Dönme dolap heyecan vericidir diyerek karşıdaki kişiye katılmadığınızı daha sonra kendi düşüncenizi söyleyebilirsiniz. Eğer karşıdaki insanın söylediği şeyle tamamen aynı fikirdeyseniz, yani bu kez karşıdaki insana hak veriyorsanız, onun söylediği şeyin aynısını siz de düşünüyorsanız, I agree ya da I agree with you kalıbını kullanabilirsiniz. Örneğin, I hate aeroplane. Ben dönen salıncaktan nefret ediyorum. They are boring. Onlar sıkıcılar. Eğer siz de karşıdaki insan gibi düşünüyorsanız, eğer siz de dönen salıncağı sevmiyorsanız, sıkıcı olduğunu düşünüyorsanız, I agree. Sana katılıyorum. They are not exciting. Onlar heyecan verici değillerdir diyerek karşıdaki insanın fikrine katılabilirsiniz. Eğer karşıdaki insanın düşüncelerine katılmıyorsanız, onun söylediklerini kabul etmiyorsanız bu kez I don't agree ya da I disagree kalıplarını kullanabilirsiniz. Bu yine karşıdaki insanın fikrine katılmadığınızı gösterir. Örneğin, Circus is amazing. Sirk heyecan vericidir. Eğer siz bu düşünceye katılmıyorsanız, yani bu düşüncenin tam tersini düşünüyorsanız, sirklerin heyecan verici olduğunu düşünmüyorsanız, I don't agree. Circus is boring. Sana katılmıyorum. Sirkler sıkıcıdır. Karşınıza denemelerde, testlerde yazılıda çok sık çıkacak bir soru çeşidini hep birlikte çözelim. Böylece siz nasıl çözüldüğünü öğrenin ve benzer sorularda sıkıntı yaşamayın. Karşımızda bir tane poster bulunmaktadır. Summer Fair adındaki bu poster yazın yapılacak bir fuardan, Luna Park'tan bahsetmektedir. En üstte pembeli kısımda yazan In the Downtown şehir merkezinde yapılacağını söylemektedir. Posterdeki sarı etiket üzerinde yazan ise saati ve yapılacağı tarihi belirtir. En aşağıda beyaz kısmında yazan ise ücretlerle alakalı bilgilerdir. Şimdi sorulara bakalım. When is the fun fair? Fuar ne zamandır?
When ne zaman anlamına gelir, yani bize bir şeyin tarihini sorar. Posteri incelediğimizde ne zaman olduğunu söyleyen kısım sarı kısımdır. Orayı bulalım. Saturday 24th June 2017 olan kısım bize Luna Park'ın ne zaman yapılacağına dair bilgi veren kısımdır. Cevap verirken aynı şekilde tarihi alıp yazmanız yeterlidir. Tarihleri uzun uzun yazdığımızda başına 10 kelimesini yazmalıyız. Bunu unutmayın. 10 yazdıktan sonra uzun bir şekilde ay, gün ve tarihi yazarsınız. Saturday, cumartesi, 24 June, Haziran'ın 24'ü, 2017 ise 2017 tarihidir. İkinci bir soruya bakalım. Where is it? Where, nerede anlamına gelir? Bu fuar nerede yapılacaktır? En başta pembeli kısımda in the downtown yazmaktadır. Şehir merkezi anlamına gelir. Yani yapılacağı yer şehir merkezidir. Cevabına da şehir merkezi in the downtown yazmanız yeterlidir. Eğer soruların sizden ne istediğini bilirseniz cevaplar zaten posterde yazılıyor. Sıkıntı çekmeden bulabilirsiniz. How much is one ride? Bir biniş ne kadardır? How much ne kadar diye sorar. Yani fiyatını sorar. En aşağıda beyaz kısma baktığımızda all rides one token, yani bütün binişler bir jetondur diyor. Buraya cevap olarak da one token yazmanız yeterlidir. Yani bir jeton. Bir sonraki soruya bakalım. What time does it start? Ne zaman başlayacaktır? What time size saati sorar. Yani burada bir saat belirtmeniz gerekiyor. Sarı etiket üzerinde fuarın ne zaman yapılacağına dair bize bilgi verilmektedir. Bakalım, sabah 11.30'da başlayıp öğleden sonra 2.30'a kadar devam ediyormuş. Burada da bu bilgiyi yazmanız yeterlidir. Saatleri yazarken başına her zaman et kelimesini yazmanız gerekiyor. Burada buna dikkat ederseniz doğru cevap vermiş olursunuz. At 12:30 AM, 2:30 PM ifadelerini yazarsanız doğru cevap vermiş olursunuz. Son sorumuza bakalım. How much is one token? Bir jetonun fiyatı nedir? Bir jetonun fiyatı bize yine beyaz kısımda verilmiştir. One token, 1 euro. Bir biniş, 1 eurodur. Yani cevap olarak buraya 1 euro ya da 1 pound yazmanız yeterlidir. Gördüğünüz gibi bütün bilgiler posterde bulunmaktadır. Sadece soru kökünü anlamanız ve posterde nereye bakacağınızı bilmeniz önemlidir. Birbiriyle sık karıştırılan iki tane önemli soru kalıbı vardır. Onlara tekrar göz atalım. How many, kaç tane anlamına gelir? Yani size bir şeyin sayısını sorar. Örneğin, how many token do you have? Sen kaç tane jetona sahipsin? Jetonun kaç tane olduğunu soruyor cevap verirken. I have 3 tokens. Ben 3 tane jetona sahibim. İkinci önemli soru ise how much? How much bir şeyin ne kadar olduğunu sorar. Örneğin, how much is one ride? Bir biniş ne kadardır? Buna cevap verirken, it is 2 Turkish lira. O 2 Türk lirasıdır diye cevap verebilirsiniz. How many, kaç tane, how much, ne kadar demektir.